Ve ilk yarının son düdüğü geldi Yasin Kol'dan. Değerli futbol severler Vodafone Park'ta Beşiktaş soyumu odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor. Jackson Mureka bu isim çok konuşulacaktır. Yazın ki Kasımpaşa'nın son dönemde çıkardığı hücum oyuncuları Santraforlar gerçekten inanılmaz bir piyasa değeri kazandı Kasımpaşa adına. Şimdi hem Umut Bozo'yu vitrine koydular hem Mureka'yı vitrine koydular. Bakalım Kasımpaşa için yaz dönemi nasıl geçecek? 28. dakikada Mureka'dan geldi. 45 artı 1. dakikada Ben Ones'in golü. 2-0'lık üstünlükle soyunma odasına ilerliyor. Beşiktaş uzatma dakikalarının son bölümlerinde bir penaltı kazandı. Ama öncesinde Valentin Rozier'in pozisyonu offside olduğu için penaltı kararı da iptal edilmiş oldu. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir Beşiktaş göreceğiz Burak Kural? Evet, yani e, ikinci devre daha farklı bir oyun izliyor olabiliriz. Ancak tabii şu an oyun Kasımpaşa'da rakibi bozan, oynatmayan, çok ciddi pasaraları yapan oldukça etkili bir Kasımpaşa izliyoruz. Beşiktaş karşısında ve gittiğinde de 3. bölgede çok çabuk oynayan, ne yaptığı belli, kimin nereye koşacağı belli. Gerçekten harika bir Kasımpaşa izledik ilk 45 dakika içerisinde. Buradan da tek ikisini de kutlamak lazım. Mesela bazen hep konuşuyoruz. toplu oynama yüzdelerinin çok da önemli olmadığı. Toplan nerede, hangi bölgede daha çok Hareket evet. halinde olduğunuz önemli diye Şimdi evet. bazı istatistikler var. Bir yandan da güncelleme için bekliyorum. İlk yarı yeni bitti. E, son rakamları da sistem güncellesin diye bekliyorum. %59 ile toplu oynuyor Beşiktaş. Evet. Bir isabetli şutu var. 158 başarılı pas. %76 da pas başarı oranı. Ben de kontrol edeyim. Dönüyorum Kasımpaşa'ya. %41 ile oynayıp 7 şut 3 isabet 2 gol buluyor. Sadece %64 pas başarı oranı. E sadece 90 başarılı pasla 45 dakikaya hatta 5 dakikada eklendi. 50 dakikayı bitiren Kasımpaşa 5 de korner kullanıyor bu arada. Onun için ne, ne bu söylediklerim bana şunu yani istatistikler tamam önemli de kenarda bir yerde. Önemli olan gözlem, önemli olan strateji, önemli olan futbol tak, teknik taktik bilgisi. İstatistiklere bakarak ancak sahil örtüştürmezseniz hiçbir şekilde e, başarılı olamazsınız. Hiçbir şekilde oyunu doğru okuyamazsınız. Şu an gördüğümüz şey önemli olan bizim gördüklerimiz ee, ve teknik ekiplerin gördükleri nihayetinde çok iyi bir strateji oluşturmuş. Ders niteliğinde anlatılacak bir maç. Coach Voices var biliyorsun. Hı -hı. Teknik direktörlerin olduğu bir ne diyelim portal. Bu portalde e, Premier League Serie A gibi oradaki teknik direktörler çıkıyor. Konuşma yapıyorlar ve maç stratejilerini anlatıyorlar. Yani Hoca da anlatacağı Maç stratejilerinden biri olur bu. Şimdi yere kulübesine de bakalım. İkinci yarı başlamadan önce devre arası değerlendirmesinde Burak Kural nasıl bir hamle bekliyorsun? Bu arada sarı kartlar üzerinden de gidelim. Çünkü oyun çok fazla durdu. Evet. Yaşanan sertlikler, yaşanan sakatlıklar. 5 sarı kart çıktı bu arada. Evet. Josef De Souza, Pjanić, Ersin, Beşiktaş'ta sarı kart gören isimler. Evet. Jackson Mureka ile Ben Ones'te, Kasımpaşa'da sarı kart gören isimler. Bu arada bu sarı kartların üçü topsuz alan itirazlar ya da yaşanan evet. tartışmalarla beraber geldi. Şimdi bunun üzerinden soruyorum. Yedek kulübesinden ilk girecek isim kim olur Beşiktaş'ta? Hemen ben bakalım. kendi tercihimi söyleyeyim. Sanki en kudu güven değişikliği görecekmişiz gibi geliyor bana. Hemen bakalım yedek kulübesine. Şimdi defa ben olsamı söyleyeyim. Tabii. Ben olsam benim bir B planım olurdu. Dörtlüye kesinlikle dönerdim. Dörtlü savunmaya. Kesinlikle dörtlüye dönerdim. 4-4-2 yapabilirdim. 4-2-3-1 yapabilirdim. Tamam dizilişlere çok takılmayalım ama günün sonunda mutlak bir 4'lüye dönüp e, ileriye de bir tane 10 numara karakterli oyuncu atmaya çalışırdım ya da çift santrafora dönebilirdim. Arkalığın ikinci santrafor gibi oynatabilirdim. Hem de rakibin o biraz daha merkezi 4-4-2 hücum gibi düşündür ama aynı zamanda da iyi savunma yapabildiğiniz, topun arkasına iyi geçtiğiniz bir diziliştir. Bu şekilde yapardım. Bir defa bir piyan iç değişikliği, yüz piyan içi çıkarırdım. Bu arada Burak Kural devam evet. edeceğiz. Şu an bir istatistik ekrana geliyor. Bunu evet. yorumlamanı isteyeceğim. Ortalama pozisyonlar şu anda. Beşiktaş'ın ve Kasımpaşa'nın ortalama pozisyonlarına bakalım. Kasımpaşa'da ileri uçta ortalama pozisyonlarda Valentin Eizerik var. Hemen arkasında Muleka ile Benones var. Beşiktaş'a baktığımız zaman Batshuayi, orta yuvarlakta. Önünde de güven var. Sağda Rozier. rakip yarı alanda bile ortalama dağılımında yok. Ortalama pozisyonunda yok orada. Evet yani şöyle. Şimdi Beşiktaş böyle ortada çok kümeleşmiş. Zaten onun içerisinde de genişliği Beşiktaş'ın çok iyi veremediğini gördük. Zaten şöyle kurallar var biliyorsun. Futbolun belli prensipleri var. Savunma prensipleri, hücum prensipleri var. Eğer siz hücumda etkili olamıyorsanız mutlaka hücum prensiplerinden bir ya da bir en az birini doğru yapamıyorsunuzdur. Beşiktaş ilk devre neyi yapamadı? Genişliği hiç yapamadı. Kendi yaralanından çıkamadı. Tabii. Genişliği yapamadı, topu tutamadı. Topu tutamayınca önce kaliteli pas destek. Kaliteli pas alışveriş becerilerini uygulayamadı. Pas destek oyununu oynayamadı. Bunu oynayamayınca topu ileri taşıyamadı. Bu pas desteği yapamazsan genişlik veremezsin. Top sende kalacak ki bir genişlik veresin. O zamanın olacak. Dolayısıyla az önceki gördüğümüz gibi çok bir kümeleşme var. Neredeyse şurada görüyorum Peki Batu şu Şuan... nasıl ileri götürecek Beşiktaş? Yani Batshuayi ya, Şuan... Bat oralarda olmaması lazım. De... Batshuayi niye orada? Sence. Çıkamıyorsunuz çünkü. Bağlantıya geliyor onun için. Bağlantıya geliyor. İleride top alamıyor. Bağlantıya geliyor. Bari ben geleyim de sırt dönük alayım. Ama diye. sanki o geliş bağlantıdan daha yani. çok savunma gibi oldu bat şu an. <laughs> yani neden? Çünkü top tutamadın hep. Ee, öte tarafa baktığında ise e, Kasımpaşa tarafına baktığın zaman şöyle bir şey görüyoruz. Bakın Kasımpaşa dağılmış. Görüyor musun? Bak. Şimdi 40 numara e, Muleka 13 numarada Eyserik. Farkında mısınız? Eyselik daha ileride. Muleka oraya geliyor. Eyselik Muleka'nın boşalttığı alanlara koşu atıyor. Dolayısıyla stoperi çekiyor. Arkadaki o stoper bildiğin zaten üçlü stoperde e, iki stoper gibi değil. Üçlü stoperde zaten stoper aralarında birazcık fark var. Bekler önde olduğundan dolayı. Bir tane stoperde derin yani merkez stoperi de kendinle birlikte derine çektiğinde iki stoper arası boşalıyor. Bunu çalışmışlar. Hiçbir şey Hiçbir şey bedava olmuyor. Uzun uzadıya anlatırım e, bunu. 40 numara biraz daha arkada, 13 numara arkasında. Onu boşaltıyorlar, Eysel'e sürekli koşu atıyor. Ve ileride sol beki mi görüyorsun, sağ beki mi görüyorsun? Şu an reji gösteriyor da az önce. Sağ beki görüyorsun. İleride sağ bek. Hayradinoviçle çıkıyorlar hep. Tamam mı? Hayradinoviç çıkar çıkıyorlar ve oraya doğru bak kümelenme var sağ tarafa doğru. Oraya doğru kümeleniyorsun. 12 numara Benunes. Ben golü de var. Sol, sol kenar oynayan oyuncu. işte gol de be, be, şey olmuyor, bedava olmuyor. Benunes ben de Orada iç koridordan daha çok gelen oyuncu, merkezin dışında iç koridordan gelen oyuncu, geride de e, ne yapıyor? E, Dörtlü kalıyor. Yani sağ tarafa bir kümelenme var, sol kanat oyuncusu da sağa doğru iç koridora girmiş durumda, tamamen oradan rakibi zor duruma bırakmayı çalışmış bir Kasımpaşa izliyoruz. Yalnız bu kontraları yapabilmesi için Kasımpaşa'nın en önemli ne yapması lazım? Bir takım savunması yapması lazım. İki, top kapması, sert ve agresif oynaması lazım. Hepsini yapıyor mu? Yapıyor ve çok da fazla top kapıyor. Doğru mu? Hı hı. Top kaptıktan sonra da iyi bir hücum geçiş planı olması lazım. Bunu da çok iyi bir şekilde yapıyor hücum geçiş planlarını Kasımpaşa. Ve neticesinde de rakibi karşısında 2-0'lık net pozisyonu yakalamış durumda. 3 tane tutan, kaleyi tutan topu var. İkisi gol, bir tane direği var. Direkten sonra direkt gol olsa ilk gol olmayacaktı ama çünkü ilk gol direkten dönen pozisyon devamında oldu. Hatırlayalım direkten dönen pozisyon nasıl geldi? Haydar Gonay yine sağ kanattan getirdi. Sol kanatta Benunes vurdu. Direkten döndü. Aynen. Yani Arka alanda boş kaldı. Evet. Hemen canlı maçın canlı analizini Sa sağ, sağ olun. Senin ve rejini sayesinde burada iki dakikada yapmış olduk. Hı hı. Ee, Beşleş'te Kasımpaşa'da herhalde anlattık. Maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Kasımpaşa'da herhangi bir hamle beklemezsin. Şu He. an Kötü işleyen bir nokta var mı? Yok, çok özür dilerim. Sorunu cevaplamış olayım. Yarım Hı -hı. kaldı o. Piyaniç-Atiba değişikliği neyi değiştirsin demiştim. Hocanın üçlü kalacağını düşünüyorum şu an. tamam mı? Yani Ben kendi fikrimi söyledim de önemli olan hocanın fikri. Sen dörtlüye dönerim, ben olsam demiştin. Ben olsam dönerim. Ama hoca bunu tercih tabii. etmeyecektir. Tabii. Ondan sonra e, şimdi... Tercih etmemiş haliyle yorumluyorsun değil mi tabii, şu tabii, anda? Tabii, tabii, tabii. Üçlüyle Beşiktaş'ı gördüğümüz tabii. zaman nasıl bir değişiklik evet. beklersin? Piyaniç, kesinlikle Piyaniç'le Atiba'yı değiştiririm.